Dıştaki renk kombinasyonu nasıl ama arkadaşlar? Nissan Juke makyajlandı ve bu renk seçeneği yeni geldi. Daha çarpıcı renklerle tavanında farklı renkler, gövdesinde farklı renkler, tam 24 farklı kombinasyon yapabiliyorsunuz. Gerçekten de yolda kendisini gösteriyor. Bu yeni makyaj operasyonu sonrasında dışında çok fazla detayda bir değişiklik yok. Esas değişiklikler içinde ve ben de bu videoda o değişikliklere odaklanacağım. Aracın sürüşü, motoru, iç hacmi, bagajı vesaire bu gibi şeylerde değişiklik yok. O nedenle bir önceki videoma sizi yönlendirmek istiyorum. Bu arada Nissan logosu makyajı burada arkadaşlar. Aracın önünde arkasında bu logolara yer vermişler. Ayrıca gördüğüm kadarıyla burada da böyle direksiyonda rengi grimsi ona da yer vermişler. Ben hemen içindeki yeniliklere gireyim isterseniz. Bakın öncelikli olarak bu ekranımız önceden çok daha farklıydı. Tuş grubu altında diziliyordu ve en boy oranı daha farklıydı. Şimdi bu şekle kavuşmuş, bu tasarıma kavuşmuş ve tuşların da yeri değişmiş. Peki neye benziyor? x ile benzetmişler. Sonuçta ortaya gerçekten daha kullanışlı, daha yüksek çözünürlüklü, daha tepkili ve aracın da geneline daha fazla uyan şık bir ekran çıkmış. Tabi bu ekranın sadece şekli şemali değil özellikleri de değişmiş. Her şeyi buradan ayarlayabildiğiniz gibi ayrıca kişiselleştirme özellikleri de var. Yani butonlara özellik belirliyorsunuz bunları değiştirebiliyorsunuz. Günümüz modasına diyelim günümüz özelliklerine uyan bir detay olmuş bu da. Burada gördüğünüz dijital tuşlardan bu ana ekran zaten buradan gidiyorsunuz. İşte ses özellikleri ondan sonra telefonunuz buradan eşleyebiliyorsunuz. Kablosuz Apple CarPlay özelliği geldi. Android özelliği de yer alıyor bildiğiniz gibi. Bu arada şimdi sadece bu ekranla sınırlı değil. Ayrıca gördüğünüz 12.3 inçlik gösterge ekranı da tamamen dijital olarak yerleştirilmiş. Aynı şekilde bu da 12.3, bu da 12.3. Bunların haricinde bir de kablosuz şarjınız var. Yani telefonunuzu buraya rahatlıkla koyup hem Android Auto hem de Apple CarPlay ile kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz. Şunu çalıştırmam lazım. Ekran tasarımınızı değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde bir açılışı var. Kemerimi takmamı istiyor. Ekran görüntüsünü de bu şekilde orta kısmı genişletebiliyorsunuz. Aracın kalite algısını daha yüksek bir noktada belirlemişler. Bir de bu aracı dediğim gibi yani bunları değerlendirirken B segment bir araç olduğunu dikkate almanız gerekiyor. Daha işlevsel, daha büyük bu ekranın yanında hemen yüksever arkadaşların dikkatini çekti. Bakın burada normalde 3 tane havalandırma mevcuttu arkadaşlar. Sağ ve sol taraflardaki havalandırmalar yine yuvarlak. Onlarda bir değişiklik yok. Ama şunu söyleyeyim ben bu üçlü havalandırmaları yine seviyordum. Benim hoşuma gidiyordu. Aracın genel dokusuna da uygundu. Ama şimdi bakıyorsunuz sürücüye daha odaklı biraz daha böyle hissedilir şekilde birazcık daha dönük gibi hissettiren ve de ikili bir havalandırma grubu eklenmiş. Burada klimanın tuşları ve göstergesi tek bölgeli bir otomatik klima mevcut. Bizim aracımız bu arada en sport denilen donanıma sahip. Bu en sport donanımda bu sarı detaylar mevcut. Bu sarı detaylar sarı dikişlerle birlikte ve Alcantara bir detay. Ayrıca kokpitin üstü yumuşak. Bu kısımlar zaten ele gerçekten çok güzel geliyor. Ondan sonra direksiyon derisini değiştirmişler. Yani deri dokular vesaire daha kaliteli bir his veriyor size. Aynı şekilde koltuklarda da öyle. Koltukların tasarımı bir öncekiyle hemen hemen aynı. Ama bu desenleri var ya arkadaşlar. Ortasındaki, ondan sonra cuk yazısı vesaire bakın burada. Onlarda değişiklikler var. Ve işte Alcantara'ları buraya da taşımışlar. Ayrıca arka koltuklarda da bu Alcantara sarı döşemeler mevcut. En ee, sport aracın rengi değişse dahi bu sarı detaylar sarı olarak yer alıyor. Yani aracın rengiyle değil onu da söylemem de Fayda var. Benim dikkatimi bu aynanın çerçevesiz yapısı çekti. Bu tip otomobillerde özellikle B segmentte çok fazla göremiyoruz. Bunlar lüks algısını, kalite algısını yükselten şeyler benim gözümde. Tabii bunu söylemişken şunu da belirtmekte fayda var. Biz B segmentte hep ne yaparız? İşte sağını solunu tıklarız. Yine tıklayayım. Buralarda sert plastikler mevcut ama içlerinde sarı dikişleriyle birlikte derileri yumuşak. O nedenle genel olarak baktığımız zaman oldukça şık ve kullanışlı bir kokpit ortaya çıkmış. Ama daha farklı bir şekilde makyaj operasyonuna yakışır bir şekilde tamamen tasarımı kokpitte değiştirmişler arkadaşlar. Motor özellikleri aynı 1 litrelik bir turbo benzinli 115 PS'lik benzinli motor yer alıyor. 7 ileri çift kavramalı da bir DCT şanzıman var. 115 PS gücü 200 Nm'de torka sahip. Yakıt tüketimi verisi de ortalama olarak fabrika verileriyle 6.1, 6.2 olarak veriliyor. Sıfırdan 100 km bölü saat hızlanması da 11.8 saniye olarak belirtilmiş. Platinum En Sport ve N Design'ın en büyük farkları zaten, işte bu renk seçeneklerinden kaynaklı, işte koltuk deseni, jantlar mesela. Platinum'da 17 jantlar, En Sport ve N Design'da 19 jantlar yer alıyor. 225, 45, 19 lastiklerde bu, en sportta ve en dizaynda mevcut. Evet arkadaşlar, makyajlı Nissan Juke'u size hızlıca yapılan değişiklikler üzerinden anlatmaya gayret ettim. Dediğim gibi kanalımızda makyajsız versiyonu da var. Aracın teknik ve genişlik kullanım alanı vesaire özelliklerini de o videodan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.